Milli maç arası. Evet, milli maç arası. Cuma mı daha ağırlıklı konuşacağız milli maçı? Ya bugün de konuşuruz. Ya maç zaten şu an yine sağ dışını konuşacağız yani. Sağ içine cuma gireriz. Cumartesi kimle maçı var Türkiye'nin diye sorsak Türkiye'de kaç kişi bilir acaba? Çok bilen olacağını sanmam. O zaman niye bana kızıyorsunuz? Ben bu milli takım artık çoğu insanın en azından bir %30-35 insanın umurunda değil dediğim zaman. Bu hüviyeti kaybetti ya. Vallahi bak Yıldırım Demirören nasıl anılacak dersen en çok bununla anılacak yani. Başarılı icraatları olmasına rağmen gerçekten bu federasyon döneminde milli takımla ilgili ciddi bir soğuma oldu yani. Peki bu geçmişten bunda sadece Yıldırım Demirören'i biz ya Yıldırım Demirören'i tek başına kusurlu bulamayız ama yani Arda Turan'ı da Lüçescu'su da bu Oğuzhan tartışmaları da efendim daha önce Fatih Terim de yani gerçekten insanlar da milli takımda hakikaten bak gidip soralım bugün. Cumartesi günü milli maçı var. Haberiniz var mı diyelim? Saatini falan sormuş. Var diyenlere, var diyenlere kimle oynuyoruz diyelim. Onu da biliyorlarsa nerede oynuyoruz diyelim. Saatini falan geçtim yani. Hadi ya. Yani ciddi söylüyorum bak %30-35 falan doğru yanıt alırsın. Doğru. Ama mesela haftaya Beşiktaş kimle oynuyor diye sor. Veya Fenerbahçe kimle oynayacak haftaya da? Galatasaray kimle oynayacak? Sakatlık ya? Raporuna kadar veriyorlar. Yani daha yüksek oranda şey alırsın. Oğuzhan'ın milli takımda olup olmaması daha çok biliniyordur. Milli maçın kendisinden diye düşünüyorum. Şimdi şey biliniyordur yani. Var mı Oğuzhan milli takımı alındı en son. Var mı yok mu? Tekrar çıkarıldı. Valla dün alınmıştı bir öyle yani biliyorum. En son alındı ondan yani. Tartışılan bütün futbolcuların milli takıma çağrılması bir Brezilya geleneğidir. Brezilya'da, Brezilya usulü ülkelerde, örneğin Portekiz'de satışa çıkacak oyuncular, satılması planlanan oyuncular veya kulüplerinde sorun yaşayan oyuncular milli takıma çağrılırlar. Mesela Bobo da bir maçlığına milli takım oyuncusu olmuştu. Josef de Souza 3 maç oynadı. Tamam. Bu çünkü Brezilya milli takımı açık bir menajerler takımıdır. Açıkça. Türkiye milli takımı evriliyor mu oraya? Türkiye milli takımı Brezilya milli takımıyla bir maç İstanbul'da. Evet. İstanbul'da. Brezilya milli takımı açıkça şöyle yapar. Bak açıkça. Kardeş benim fiyatım 1 milyon dolar. Hı. Tamam. Neymar istiyor musun? İstiyorum. Ne kadar istiyorsun? Hı. 45 dakika mı? Son 30 dakika mı? 90 dakika mı? Güzel. Tamam mı? Abi gelsin işte baş yani oynasın. 1,5 milyon dolar abi. Bu tip bir organizasyon firması haline dönüşmüştür artık. Sadece Türkiye özgü değil. Dünyada da böyledir. Çok önemli bu dediğin. Şimdi Endonezya'da maç yapar mesela Brezilya milli takımı. Evet. Tamam mı? Oraya hiç hayatında duymadığın oyuncular da çağrılabilir. Parayı verirsen Neymar da gelir. Marcelo da gelir. Bilmem kim de gelir. O parayı da futbolculara verirler. Yani burada bir katakulli yoktur. Der ki futbolcuya baba sen ben bak 1,5 milyon dolara sattım bu maçı. Atıyorum şimdi fiyatı. Hı hı. Tamam 1,5 milyon dolara anlaştım. Bu 1,5 milyon doları 750 bin dolarını futbolculara vereceğim. Bu 750 bin dolarının işte 500 bin dolarını 4 tane babaya verir. Geriye kalan 250 bin dolarını da diğer oyunculara dağıtır. Tamam. Tamam. Ve bunu da menajerler ayarlar. Bu bir fact'tir yani futbol camiasında bilinen bir şeydir. Bilinir yani bunu herkes bilir futbol camiasında. Neymar da gelir Türkiye'ye. Tamam mı? 90 dakika oynar. Senin tribününde Neymar'ı alkışlar. Ya da bir günlüğüne gelir bir spor salonunun açılışına imzayı atar. Forma gösterir filan. Tabii. Çıkar gider. Şimdi Türk milli takımında da ve bir şimdi bu organizasyonla bu kadar özdeşleşmiş olan Brezilya milli takımı bir nevi daha profesyonel harlemleşen Brezilya milli takımı. Güzel betimledin. Zaman zaman ihtiyacı olan oyuncuları milli takıma çağırır. İsmi yine atıyorum. Oscar çok tartışılır da, Willian çok tartışılır da. Baba benim işte Conte ile sıkıntım var. Transfer olacağım. Bir kendimi göstereyim. Bana bir ayarlama yap. Küt 11'de başlar filan. Bir de penaltıdan penaltı olursa gol attırırlar. Çünkü adamın Brezilya dünya ekonomisinde önemli ülkelerden biriydi. Bizim hala da önemli.
Yani hala da önemli ama iyi bir ülkedir, büyük bir ülkedir. 200 milyon küsur nüfusu var. Büyük bir krizi var ama tabii. Şimdi büyük bir krizi var ama petrol fiyatlarından mütevellit falan. Tabii. Ama binde alt, bir zamanlar binde altısı şimdi galiba da binde üçü binde dördü ihracatının futbolcu zaten. Doğru. Şimdi dolayısıyla bu Brezilyalı bir ekonomi olarak düşünüyor bu işi. Menajerler bu işe girmiş. Şimdi biz de ona mı evrildik? Şimdi bak. Malaga'da üçüncü kaleci bile olamayan. Fenerbahçe'de en çok tartışılan. Barcelona'nın bilmiyorum haber doğru mu? Gözden Liverpool'a çıkarttı. Teklif ettiği, Liverpool'un aman o kalsın parayı verin yeter dediği. Oyuncular milli takıma çağrılıyorsa ve hepsi aynı menajerdense. Bunu bir konuşmak gerekir diyorsun. En azından ben burada bir makul şüphe var diyorum. E şimdi böyle milli takım mı olur baba? Da derim yani sonra. Dersin. Şimdi bunların hepsi aynı menajerin adamı olacak. Aynı menajerin ortağının büyük kuzeni milli takıma aylardan, yıllardan sonra tekrar çağrılacak. Arada Fatih Terim gitmiş olacak. Kulübünde formaya, kulübünden destek almaya ihtiyaç olan futbolcuları sayalım. Kulübünde kötü ve destek almaya. Ozan Tufan. Selçuk İnan. 1. Cenk Gönen. 2. Ozan Tufan. 3. Arda Turan. 4. E şimdi bunun dışında Cenk Tosun'u çağırmayıp ne yapacaksın zaten? Burak gelecek, Yusuf gelecek, hani Burak gelecek. Hani Burak hepsi sakat de olmasa o da gelecek. Tabii. Hadi bir de Yusuf'u çağıralım Trabzon'dan şey olsun. E şimdi o zaman ben buraya külahımı koysam, Lüçesko'da külahımı anlatsa, gerizekalı o bile inanmaz. İşte bak o bile inanmaz, külahım bile inanmaz. Gerizekalı zannediyor bizi ya. Aptal zannediyor bizi ya. Oğuzhan'ın da menajerlik işi, bugün Atilla Türker yazmış, menajerlik sistemini Türkiye'de didik didik eden Türkiye'deki tek gazeteci Atilla Türker. Bizim Habertürk'te benim çalışma arkadaşım. Menajer rezaletlerini yazan bir numaralı spor gazetecisi. Takip edin kardeşim. Onun şirketi yabancı bir şirket. Tabii. Bunun şirketi bu şirket. Zafer Büyükalcı da Fanatik'te bu arada. Oğuzhan beni döv diye bir yazı yazmış. Onu da tavsiye ederim. Şimdi o zaman abi. Ha bu mevzu şu olmaz. Ya baba bir bardak suda ne fırtınası ya bu? Ne Oğuzhan'ı? Abdullah Avcı'nın Selçuk'u oynatmaması tartışması değil bu. Abdullah Avcı Selçuk'u oynatmadı. Ya oranı %12 dedi bir şey dedi falan. O zaman Selçuk çok formdaydı vesaire. Şimdi bu o tartışma değil. Hamit gole niye sevinmedin tartışması değil bu. Bu sen takımlarında ha Oğuzhan'ı da çağırdım ben gene bu sohbeti yapardım. Evet. Ya, takımlarında desteğe ihtiyaç olanları menajer araya girmiş çağırmış. Ama Oğuzhan'ın da çağrılmamasını bir takım spor yazarı abilerimiz, bir takım gazeteci arkadaşlarımız. Ben Alper Aslan'da falan da gördüm. Bunların ya bazı oyuncular istemedi diye çağrılmadı. Bir futbolcu istemedi diye çağrılmadı gibisinden yorumlar da olursa zaten Türk milli takımı da futbolcuya dayalı düzenin tüy dikilmiş hali olmuşsa o zaman benim de hiç kimse kusura bakmasın bana ne abi bu milli takımdan deme hakkım olur. Böyle milli takım mı olur çünkü?